Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere yakın bir zamanda paylaşmış olduğum yeleğin kol ve yaka kesimini anlatacağım. Yeleğimizi angora ip kullanmıştık. Şu renkte böyle lila rengi mürdüme yakın. 2 numarada tığ. Şimdi ilmek değil de yani tığlı olduğu için örnek sayılarını vermiştim. Yeleğimizde yine böyle tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane örneğimiz var. Önleri için. Arkası için de iki, dört, altı, sekiz, on, 12 tane örnek yapmıştık arkası için de. Şimdi bir örneğimizin yani yeleğimizin bir ön parçasını ve arka parçasını bir kısım ördüm. Bakın şöyle arkadan bir örnek trabzan yaptık 12 tane. 8 tane trabzanla yukarıya doğru çıktık. Önlerde de aynı şekilde. Önlerde de boyunu istediğiniz kadar ben buradan uzunluğunu 50 santim örüyorum değerli izleyicilerim. Ama siz kendi boyunuza göre ayarlarsanız daha iyi olur. Kimisi uzun sever, kimisi daha kısa. Sonra yine bakın iki örneğimizi şuradan 22 tane trabzan yaptık 3 sıra. Sonra yukarıya doğru 8 tane trabzanla devam ettik. Önlerden de aynı şekilde. 7 tane örneğimiz vardı. İkisini kol kesimi için ayırdık. İkisini de ön kesimi için. Şurada 2 taneyi bitirdikten sonra 3 örneğimizle yukarıya doğru çıktık. Şöyle zaten yeleğimiz burada duracak. Ara ara izleyeceksiniz. Şimdi ben 1-2 sıra hemen ön kesiminden sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi diğer önümüzde bakın şu şekilde iki örneğimizi buradan 22 tane trabzan yaptık. Örneğiyle devam ettim. Şimdi ön tarafındayım yani yaka kısmındayım. Hep soruyorsunuz yakayla kol kesimi aynı anda mı? Evet aynı anda. Hem yaka kesimi hem kol kesimi. Şimdi buradan hemen böyle hiç zincir çekmeden bir örneğimizi azaltıyorum bakın. Bir tane veya iki tane trabzan örüyorum. Hemen bir, iki veya üç tane zincir çekiyorum. Karşıya batıyorum. Yani buradan şimdi yukarıya doğru yeleğimizin dönmesi için şu şekilde hemen yani kol kesimine başladığımız zaman ön kesimini de yapıyoruz değerli izleyicilerim. Bakın şimdi şöyle yapalım. Hemen 3 tane de zincir. Hemen örneğimizle devam ediyorum bakın. Buradan yani eksiltmeye başlamış olduk şuradan. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Yine örneğiyle devam ediyorum. Bir trabzan, 3 tane zincir, 4 trabzan. Şimdi bir zincir çekiyorduk. Hemen 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Tekrar bir zincir. Yine bakın 3 tane zincir, 1 trabzan. Tekrar 4 trabzan. Kol kesimine doğru geliyorum. Bir tane zincir. Hem örneğimizi burada anlatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Şimdi bir tane trabzan, 3 zincir çekiyorum. Üç zincirden sonra 4 tane trabzan. Tekrar bir zincir. Tekrar 5 zincir.
Şimdi kol kesimine geldim. Yine örneğimizi bir tane trabzan, 3 zincir, 4 tane trabzan. Şimdi burada 22 tane trabzan yapıyoruz. 3 sıra veya 2 sıra nasıl istiyorsanız. Böyle devam ediyorum ben. Bakın şimdi şu şekilde ikinci sırasını örüyorum. Bir sıra daha ördükten sonra yine aynı şekilde yakaya doğru geleceğim. Siz yeleğimi yakından izlerken ben hemen hızlıca örmek istiyorum trabzanlı yerini. Sizlerin böyle sıkılmamanız adına. 7 örneğimizin ikisini yakaya, ikisini de kol kesimine. Bakın yaka kesimini oradan da takip edebilirsiniz. Tam çünkü anlatamıyorum böyle ekranda. Uzun sürdüğü için. Sadece böyle belirli yerlerini yaka kesimlerinde. Belki yeni bilenleriniz yani örmek isteyenler oradan da yapabilir. Ama öğrenenler zaten bilir değerli izleyicilerim hemen. Arkasında bir örneği kesmiştik. Önde de iki örneği. Yine kibar bir gelin yeleği, mürdüm tarzı. Şimdi ben üçüncü sırasını da örüyorum yine bakın. Kol kesiminin trabzanını. Bu şekilde 3 sıra. 3 sıra olacak. Sonra 3 sıra olduktan sonra yukarıya doğru 8 tane ile önlerde kaç tane trabzan yapmışsanız kol kesiminde de o kadar yapıp yukarıya doğru devam edeceksiniz. Yine kol uzunluğunu da istediğiniz kadar yapabilirsiniz. 20'nin üstünde. Şimdi örneğimize geldik yine bakın. Örneğimizde aynı bir trabzan, 3 zincir, 4 trabzan. Hep bu şekilde örneğimiz. Zaten videosunu çekmiştim. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Ve hemen şu ortaya batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Yine örneğimle devam ediyorum. İki örneğimizi bitirdikten sonra bakın bitmiş olan modelimizde zaten görüyorsunuz bitmiş olan da 3 tane örneğimizle yukarıya doğru gidiyoruz. Şöyle yaka kesimini daha yakından görün. Şimdi yine yaka kesimine geldim. Şimdi örneğimizi devam ederken şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Yine aynı şekilde. Bakın şuradan örneğimizi eksiltiyorum. Bir tane trabzan yaptık ve diğer 8 tane trabzanla devam ediyorum ön trabzanlarıyla. Yedi, sekiz, üç tane zincir çekip dönüyoruz yine. Bakın şimdi şöyle biraz dönmeye başladı izleyicilerim. Şuradan belli. Bakın buradan. Şimdi yine ikinci bu sırasında şuradan şöyle
Hemen örneğimize geçiyoruz yine. Buradan geldiğimizde şu şekilde. Sonra bir örneğimiz bitmiş olacak. İkinci örneğimizi de aynı. 2-3 sırada zaten bitiriyorsunuz bir örneği. Sonra yukarıya doğru devam ediyorsunuz. Bakın şimdi şöyle burayı battım. Hemen bir zincir çekiyorum. Bir tane trabzan, 3 zincir, 4 tane trabzan. Bakın şuradan yeleğimiz döndü. Belli şuradan. Şimdi şu an bir örneğimizi bitirdik. İkinci örneğimiz de aynı şekilde. Bitirdikten sonra dediğim gibi bu bitmiş olan önde zaten belli şuradan. Bakın bir örneğimiz, iki örneğimiz bitti. Yukarıya doğru 3 örnekle devam ettik. Şöyle dursun. Uzunluğunu dilediğiniz kadar 20-25 taneye kadar yapabilirsiniz. 22 taneye. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Sağlıklı ve mutlu kalın değerli izleyicilerim diyorum.